harici mikrofon ile kaydediliyor. Ses kaydedici. İlerleme durumu, ses kaydedici. Standart. Yukarı gezinir, düğme. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu bellek katili. Yeni bir bellek katili buldum. Tam DCIM klasörünün içindeki bellek katilinden kurtulduk. Artık onu üretmiyor diye düşünürken Android klasörünün ana dizininde yeni bir bellek katili buldum. Sildiğimiz fotoğrafları, müzikleri, videoları, belgeleri, dosyaları, uygulamaları, her şeyi oraya biriktiren, hatta galerimizde bulunan fotoğrafların ve videoların ön izlemelerini bile gereksiz şekilde oraya biriktiren bir bellek katili. Bu bellek katilinin ismi de Tıraş. Ama bizim bildiğimiz tıraş olmakla alakası yok. O nokta T-R-A-S-H şeklinde yazılmış. Yeni bellek katilimizin ismi Tıraş. Bu bellek katili DCIM klasörünün içindeki bellek katilinden çok daha kapsamlı bir bellek katili. En azından DCIM klasörünün içindeki bellek katilinin bir biçimde, bir şekilde ne yaptığı belli oluyordu. Yani dosya yöneticisinin ayarlarıyla uğraşırken, işte herhangi bir çöp dosya var mı diye gizli dosyaları göster ayarını falan yaparken, öyle ya da böyle DCIM klasörünün içindeki katilin ne halklar karıştırdığı öyle ya da böyle çıkıyordu ortaya, belli oluyordu. Arkasında delil bırakıyordu, kendisini yakalatacak, yakayı ele verecek bir delil bırakıyordu. Bu bellek katili kaydı duraklat. Erişilebilir. Bu bellek katili daha kusursuz cinayetler işliyor. Arkasında delil bırakmıyor. Birazcık daha böyle detaylı araştırmalar yapmazsak veya Z-Archiver gibi, RAR gibi arşiv yöneticisi ve aynı zamanda dosya yöneticisi olan programlar kullanmazsak, bu bellek katilini keşfetmek, bulmak, işlediği cinayetlere dur demek mümkün değil. Şöyle ki, Android klasörünün içindeki birçok dosyaya artık telefonumuzun kendi dahili dosya yöneticisinden erişemiyoruz. Gizli dosyaları göster ayarını açsak dahi Android klasöründe, telefonun dahili dosya yöneticisinde herhangi bir işlem yapamıyoruz. Telefonun kendi dahili dosya yöneticisi ne yaparsak yapalım, Android klasörünün içindekileri göstermiyor. Onun yerine bu klasör salt okunur. İçeriğini görmek için telefonunuzu bir USB kablo aracılığıyla bilgisayara bağlayın gibilerinden bir şey söylüyor. O yüzden bu bellek katilinin izini bulmak, işlediği cinayetleri durdurmak, eğer Z-Archiver gibi, RAR gibi normalde telefonumuzda olmayan arşiv ve dosya yöneticisi programları kullanmıyorsak, bu bellek katilini ve onun ne yaptığını bulmak ve ona engel olmak mümkün olmuyor. Ben Z-Archiver programına girdim ve onun ayarlarını kurcaladım. Gizli dosyaları göster ayarını açtım.
Android klasörünün içine girince orada .trash şeklinde bir klasör gördüm. Onun da içine girdim. Bir baktım bir dünya şey var orada. Artık yedekleme servisine attıktan sonra telefonda durmasına gerek görmediğim, telefonda kalmasının gerekli olmadığını düşündüğüm için yedekleme servisine attıktan sonra telefondan sildiğim ne varsa bir sürü şey gördüm orada. Aslına bakarsanız bu bellek katili ama hem bir lütuf hem bir lanet olabilir. Çünkü atıyorum bir video çekmişsinizdir. Hem geri dönüşüm kutusundan hem de normal olarak galeriden silmişsinizdir. Ama sonra pişman olmuşsunuzdur. Hani keşke silmeseydim ben bu videoyu falan demişsinizdir. İlla ki öyle bir anınız olmuştur. Bu bellek katilinin içini açarak tamamıyla hem geri dönüşüm kutusundan hem normal alandan silmiş olduğunuz, yok etmiş olduğunuz videoyu bulup geri getirebilirsiniz. Bundan dolayı bu bellek katili lütuf olabilir. Ama silinen dosyaları gereksiz yere birden fazla biriktirip kopyaladığı için kendi içinde, bu da belleği, telefon hafızasını israf ettiği için aynı zamanda bu bellek katili bir lanet olabilir. Hem bir lütuf hem bir lanet olabilir bu bellek katili. O yüzden bir şeyleri silmeden önce iyi düşünmek, sonra pişman olmamak için güzel bir seçenektir. Daha da güzeli, dosyalarınızı yedekleme servislerine atın. En güvenilir yedekleme servislerinden biri de Yandex Risk'tir mesela. Yedekleme servisi kullanmanız her zaman güzel olur. O zaman böyle işlere girişmenize de gerek kalmaz. Ama yine de bu bellek katilini keşfetmiş olmamız iyi, güzel. İşlediği cinayete artık bir dur dediğimiz zaman telefonumuzun hafızası dolmayacaktır. Geçelim bu bellek katiline nasıl ulaşacağız? İçeriğini nasıl boşaltacağız? Daha da önemlisi, bir daha sefere aynı katilliği yapmasına nasıl engel olacağız? Şöyle hemen ana sayfa Zarchiver programını çalıştırıyorum. Zarchiver etkinle diğer set Android klasörüne giriyorum. Android icon 3 öğede. Burada şu an hiçbir şey yok. Sadece data media OBB 3 klasör var burada sadece normalde. Ama ben bu Zarchiver'in ayarlarına girip diğer oluştur. Ayarlar. Dosya yönü. Dosya. Gizli dosyaları göster. Gizli dosya. Ayarlar. Etkinleş. Gizli dosyaları göster ayarını açtığım zaman. Trash 20. İşte sözünü ettiğim bellek katili burada. Karşımıza geldi. Trash 20. Bakalım içinde neler var. Comsage Android App Mifiles 20. Nomedia 20 162 1679334 eklesin 46 1 icon emulate bir dünya şey var. Dolm %638 %10 1 dolmla burası böyle çıkalım. Comsage Android Gallery 3 silmiş olduğum videolar da burada. Şimdi bunun içeriğini boşaltacağım. Trash 20. Bunu böyle trash liste. Bir saniye.
Trash. Nokta. Büyük B. Büyük harf T. Büyük B. Alt. H. Tamam. Silinir. Siliyorum. Evet. Dosyalar kaldırılıyor. İlerleme durumu etkinleşti. Bunu sildim. Şu an içeriğini boşalttım. Ama herhangi bir önlem almazsam şayet kısa süre sonra burası yine aynı saçma sapan dosyalarla dolacaktır. Bu bellek katili aynı cinayetleri işlemeye devam edecektir. Bunun için önlem alacağım. Alacağım önlem de nedir? Bu dosyanın oluşmasını engellemek. Bu bellek katilinin oluş